Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Roketsan Balistik Koruma Merkezi bünyesinde Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının koruma seviyesinin artırılması için çalışmalar sürüyor. Pasif zırh ve reaktif zırh eklemelerini içeren Leopard 2A4T1 modernizasyonundan geçen 40 tank Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. 2023 yılı sonunda toplam 80 adet, 2026 yılında ise toplam 160 adet Leopard 2A4'ün modernizasyondan geçirilip teslim edilmesi planlanıyor. Bakım ve onarımda kolaylık sağlayan modüler yapıya sahip ek zırh çözümü, tank savar, RPG ve 30 mm ila 125 mm çaptaki APFSDS mühimmatlarına karşı arttırılmış koruma sağlıyor. Zırh dağılımı incelendiğinde pasif zırhın şasinin ön tarafında ve taretin ön yan kısımlarında, reaktif zırhın şasinin ön yan kısımlarında, kafes zırhın ise şasinin ve taretin arka yan ve arka kısımlarında uygulandığı görülüyor. Leopard 2A4T1'in zırh kitinde aynı zamanda Pulat aktif koruma sistemi opsiyonu da sahada veya fabrikada entegrasyona uygun şekilde bulunmakta. 2022 yılının başında Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Leopard 2A4 tanklarının zırhın yanı sıra elektronik, durumsal farkındalık ve atış kontrol açısından da modernizasyonunu kapsayan tanklara ilave yetenek kazandırılması Leo 2A4 projesi duyurulmuştu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından duyurulan yeni projeye ilişkin açıklamalar ise şu şekilde yer almaktaydı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tanklarımızın beka, atış kontrol ve hareket kabiliyetlerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişen tehdit, görev alanı, etkinlik beklentisi gibi hususlar göz önünde bulundurularak iyileştirmeleri yapılmaktadır. Daha önce yurt dışı ürünler kullanılarak modernize edilen tanklarımız, en kritik sistemleri dahil tamamen yerli ürünler ile teçhiz edilmektedir. Bu çerçevede öncelikle 81 adet Leopard 2A4 tankının modern muharebe sahasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edilmesi planlanmıştır. Ayrıca, Altay ve M60TM tanklarında kullanılan sistemlerin Leopard 2A4 tanklarında da kullanılması suretiyle, işletme, bakım ve idame konularında lojistik birliktelik sağlanması hedeflenmektedir. Modernizasyon programının sayfasında görsel olarak Aselsan'ın 2011 yılında tanıttığı ve gerçekleşmeyen Leopard 2NG modernizasyonu yer almaktadır. Ancak yapılan açıklamalar ve geçmişte verilen bilgiler ışığında bu modernizasyon paketinin Roketsan zırh kitleri üzerine Aselsan elektronikleri ile inşa edileceği yönünde. Aselsan bahse konu modernizasyonda kullanılabilecek, Aselsan elektrikli top ve kule takat sistemi ETKTS gibi ürünleri kendi internet sitesinde yer vermişti.